boşanıyoruz yani, öyle mi? Boşanıyoruz. Bak benim bu imzayla hiçbir alakam yok. Olamaz da, sen bunu bilmiyor musun? Ya niye her şey bu kadar zor olmak zorunda? Biz niye mutlu olamıyoruz? Ah anne, ah! İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ya bana işle ilgili dedi, tamam mı? Bir şeylere imza attırdı. Ben de güvendim, bakmadan imzayı attım. Ya ben nereden bileyim boşanma belgesi olduğunu? Ya yeter, anlamıyor musun? Yeter! Sanki hepiniz birden boğazıma yapışmışsınız, boğuyorsunuz beni. Tamam Ayaz, tamam boğuldum. Bırakın yakamı artık, düşün. Bak sakın beni suçlama Öykü. Ben de en az senin kadar şaşkınım. Ne yaptım ben size ya? Ne yaptım? Ne olur söyleyin, ne yaptım? Ne suçum var benim? Ne günah işledim de her gün bedelini ödüyorum ben, her gün. Hiç mi mutlu olmaya hakkım yok benim? Ya o kadar mı nefret ediyorsunuz benden? Ya yeter, tükendim, anlıyor musun? Yeter! Bağırma bana Öykü. Ben senin düşmanın falan değilim. Ya biz ne yaşıyorsak birlikte yaşıyoruz. Birlikte ölüyoruz Ayaz, görmüyor musun? Birlikte ölüyoruz. Ya neden bu kara bulutlar bilmiyorum ama gün yüzü görmedik işte. Bildiğim tek şey çamura battık, çırpınıyoruz. Birlikte batıyoruz Ayaz, batıyoruz. Ne zaman canın yansa bu kadar derinden, sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat, ne gözü kara, ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor, ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor zaman. Ama ne fayda yaralım, tepeden tırnağa herkes yaralım. Alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı. Karayım ne kadar tutabilirsin bir uğruna dikeni. Ne gelen anladı, ne giden, olanı biteni. Adıyorum aşka geri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalan mı? Aşkında en hesapsız, kitapsız olan mı? Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Alıyorum aşka geri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalan mı? Aşkında en hesapsız, kitapsız olanım. Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin. Ya biz iyi günde kötü günde demedik mi? Niye her defasında suçlu ben oluyorum ya? Sen beni duymuyor musun, görmüyor musun hiç? Halimize bak. O çirkin mutsuz çiftlerde ne farkımız var bizim? Böyle mi olacaktı? Çok mutsuzum ben Öykü, çok mutsuzum. Mutsuzsun öyle mi? Ben de çok mutsuzum Ayaz, ben de. Ne zaman canın yansa bu kadar. Öykü! Öykü ne yapıyorsun? Ya bir dakika durur musun? Öykü! Ya bak! Ya Ayaz bırak! Tamam bir dakika. Bırak! Öykü! Bırak Ayaz, bırak! Tamam bana bak. Bana bak bir. Bir sakin ol, tamam mı? Bir sakin ol. Çekil lütfen Ayaz.
Ferhat, benim kim olduğumu hatırlamam lazım. Ya da kim olmadığımı bilmiyorum. Ara verelim. Ya benim gücüm kalmadı gerçekten. Bittim ben, tükendim. Mola. Sen de kendinle kal, bilmiyorum ya. Ya da her neyse. Alışılmıyor acı yok kaidesi kuran. Kanayı ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeri. Ne gelen anladı ne giden onları biteni. Adıyorum aşka yeri kalan mı suya söyle. Aşkında en hesapsız, kitapsız olan ürün. Yaşamazsam kara kaplıya kaydedin beni. Yalnız önemden ben bile bu kadarını beklemezdim ortak ya. Boşanma belgeleri, imzalar falan bunlar öyle boş işler değil, şakaya gelmez. Oğlum o kadar mı nefret ediyorsunuz benden dedi ya. Oğlum onun kirpine zarar gelse ben dünyayı yakarım, ne nefreti oğlum. Ama sen de biraz Öykü'ye hak ver be. Yani kız belli ki daralmış biraz. İyi de ben niye hep karşı takındayım oğlum? Ha? Ya biz birlikte her şeyi yaşayabiliriz ama ayrıken hiçbir şeyin anlamı yok ki. Tamam ya, sakin ol, dur. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Ayaz, şş, Ayaz sakın ha. Sakın ha ortak, bak. Oğlum bu işler öyle sinirle falan olmaz. Önemli, yarın konuşursun. Bir sakinleş. O kadar mı nefret ediyorsunuz benden dedi ya? Ne nefreti oğlum? Ne nefreti? Ya. Ayaz! Eve gidiyorum. Geçer mi anne? Bu da geçer mi? Geçer anne. Her evlilikte olur böyle kavgalar. Üzme kendini bu kadar. Keşke kavga olsa. Kavga olsa iyi. Ne anneciğim ne? Anlatsana. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Bir süre burada kalabilir miyim? Kalabilirsin. Yaptım.
Aşkım neredesin? Seni bekliyorum. Sensiz olmaz ki Öykü. Uyuyamadım tek başıma. Gel. Gel sen, gel. Gel. Korktum. Alışmışım Ayaz'a, kokusuna. Uyuyamadım onsuz. Yat. Ay benim kuzum o benim. Kuzum benim. Oy kuzum benim. Ayaz. Sana yastığını getirdim. Ayaz ne yapıyorsun? Çocuğum ne hırsızı? Ne oldu çocuğum?
Ne oldu, kabus mu gördün? Ayaz, 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 Ayaz beni boğmaya çalışıyordu annemle. Hem de benim yastığımla. Bir yandan da böyle testere gibi pis pis gülüyordu. Sonra da bir kız çocuğuna dönüştü. Anne bu ne demek? Bir yerlerin açıkta kalmış demek. Ya anne ben sana cinayet diyorum, boğuyordu beni diyorum. Sen bir yerlerin açıkta kalmış diyorsun. Bunun bir anlamı olmalı. Vallahi benim anladığım şey senin iyice delirdiğin yavrum. Hadi hadi çay soğuyacak, kalk yürü. Ya ben kadına boğulma diyorum, cinayet diyorum. O bana çay diyor. Gülüm. Gülüm, gülüm tabii ya. Siz de gülün. Çünkü sanki ben fıkra anlattım. Kocam beni boğazlıyor diyorum ya. Alo. Allah aşkına Meral teyze ya. Ayaz'ı bir düşünsene yalnız. Elinde koskocaman bir yastık. Bir saniye bir daha yapsana. Nasıl gülüyordu? Ne? Oho. En yakınlarım bile, dost bildiklerim bile bana gülerse ben kime anlatayım derdim ya? Dağ taşa mı gidip anlatayım? Eh be yavrum, önünde sonunda barışacaksınız Ayaz'la. Niye dert ediyorsun ki sen bunları kendine? Ama biz yine de konuyu değiştirelim değil mi Şeyma'cığım? Hı hı. Evet. Anne. Anneciğim. Bowling turnuvası varmış bugün. Gidebilir miyim? Sen onun yerine okula gitsen nasıl olur acaba? 10.000 lira kazanacağım. İstemiyorsun resmen. Şaka gibisin ya. 10.000 lira ödül var. Ödül. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi. Hele bir boşansınlar. Ondan sonra sırada Atlantis var. Her şey teker teker. Hayırlısı. Ha. Ne oldu Olcay? Ha, bir sorun mu var? Size kraliçem derdim ama... Siz Pamuk Prenses'i zehirleyen kötü kalpli kraliçeye dönmüşsünüz. Öykü de o elmayı yemeseydi canım. Ne yapalım? Peki Ayaz'ın gazabından korkmuyor musunuz? Sakın beni bölme. Ve çok iyi dinle. Ben bu yaşıma kadar sana en ufak bir saygısızlık yapmadım. Sözlerine değer verdim. Sana güvendim. Sana ortak oldum. Aklıma yatmasa da yaptım ben bunu. Sevdim, saydım. Bir oğul annesini ne kadar sahiplenebilirse sahiplendim seni. Ama sen bir annenin oğluna yapamayacağı kötülükleri yapmaya başladın. Öyküyle beni tufaya düşürüp boşamaya çalıştın. Ama ben buna izin vermem. Duydun mu? Eğer bu oyun böyleyse ben bundan sonra yokum. Bunu bil. Eğer böyle devam edecekse, bu beni son görüşün. Tamam mı? Karar senin. Arkadaşlar, bundan sonra bütün öğle yemeklerimizi bu köftecide yiyeceğiz. Ya bu köfteci bir minibüsten bir restorana, o restorandan restoranlar zincirine dönüşene kadar Emre'nin takipçisiyiz. Tamam mı? Hop şelale, beni niye söylemiyorsun? Ben neciyim burada? Tamam, bir kere takip ederiz. Ne yapalım? İleride arkadaşlarımıza bu köfteciden bahsederken... Oğlum, onların o zaman daha karavanı vardı. Biz ta ne zamandan biliyoruz onları diyeceğiz. Ve bunu neden yapacağız? Çünkü gerçek arkadaşlık bunu gerektirir. O zaman lisemizin gururu Emre'ye bir alkış alabilir miyiz? Hayır, tamam. Teşekkür ederim. Alt tarafı sokakta köfte satan bir adamım. Yani bütün bu sözleri hak edecek ne yaptım? Hiçbir fikrim yok. Ya böyle ufak ufak başlamaz mı zaten? Şarkı söylemek gibi mesela. Böyle ufak ufak şarkı söylemeye başlarsın. Sonra bir bakmışsın milyonlar takip ediyor. Milyonlar tıklıyor seni. Doğru, o da var değil mi? Bak sakın müziği bırakma. Birlikte yapacağız, onu da halledeceğiz. Gerçi kız arkadaşın rahatsız olmazsa tabii. Ben sana destek olmak istiyorum. Ya hiç değişmemişsin Şelale. Gerçekten. O lisede tanıdığım neşeli, iyi kalpli, yardımsever kız. Çok memnun oldum biliyor musun tekrar karşılaştığıma? Ay Akarsucuğum nasılsın ya? Şelale. Aynı şey işte, boş ver ne fark eder? Ne haber? Böyle yapmana gerek yok ya. Nasıl? Anlamadım. Tamam. Tamam o zaman görüşürüz.
Ben bölmeyeyim. Bölmüyorum ben değil mi bir şeyi? Bölmüyorsan ben Emre'cim seninle birazcık bir konuşabilir miyiz biz müsaitsen? Tabii. Tabii hayatım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Hadi hayatım. Bye bye. Emre. Burcu. Kavga edeceğiz. Ama ilk önce bana bir köfte yap çünkü gerçekten ben çok açım. Sen. Evet, ben. Atlantis'i bana veriyorsun. Atlantis'i sana veriyorum. Hatta verdim gitti. Geri kalan sıkıcı işlemleri avukatlar aracılığıyla hallederiz. Hayırlı olsun Nazcığım. Tepe tepe kullan Nazcığım. O kadar mı korkuttum sizi ya? Ah be güzelim. Ah be canım Naz. Sen hala anlamadın değil mi mevzuyu? Babanın mirası Atlantis değildi aslında. Babanın mirası şerefli bir işletmeydi. Aile ortamıydı. Güvendi, samimiyetti. Bunlar için Atlantis'te gerek yok. Ben kendi markamı yaratarak da babanın mirasını hayata geçirebilirim. Dostlarımla, sevdiklerimle, ailemle. Kapış. Çakozladın mı Nazcığım, tamam mı? Mahalle dayanışması mı? En sevdiğim. Dört gözle bekliyorum yükselişini. Evet hayatım, mahalle dayanışması. Oldu mu? Bir rahatladın mı? Naz, ben artık seni hiç umursamıyorum. Bak, özüme döndüm. Ben buyum. Mahalleyim. Mahalle power, yuhuu! Şey ha, fazla oldu değil mi? Pardon. Neyse, sana mutsuz hayatında mutluluklar Naz. Hasta. La vista, baby. Mete'yi de alacağım. Efendim? Alacağım demek yanlış olur sanırım. Aldım demek daha doğru. Atlantis'i aldım. Mete'yi aldım. Size pek bir şey kalmadı. Bak. Atlantis'i tepe tepe kullan. Ama Mete konusunda o kadar emin olma. Öyle mi? Var mısın iddiaya? Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Nereden çıktı bu kız yani? Ben anlamadım ki böyle buradan. Nerede sonra çıktı orada ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben tam olarak dediğin şeyleri anlamıyorum da böyle bir altyazı falan mı yapalım sen Burcu? Ne yapalım? Tuz ver, tuz. Tuz. İlker tuz ver. Tuz, tuz. Tuzu tut, tuz. Tuz. İyi kavgalar yengeciğim. Hayırlı tartışmalar olsun inşallah. Kaybolacak. Hayır, o değil de ben gerçekten çok alındım Emre ya. Vallahi alındım, ben kıskandım seni. Ya Burcu saçmalama, neyi kıskandın ya? Çok küçüktük diyorum ya. Lisedeydik yani onları yaşadığımız zaman. Hem bak bak diyene bak. Sanki hiç senin böyle platonik şeylerin olmadı. Allah Allah. Ha. Olmaz mı canım? Oho, hem de kaç tane oldu. Yapma ya. Kaç tane oldu dinle yani. Bir, yani taş çatlısı ikidir yani. Ha. En az 7-8. Oha! Ya o neydi Emre yani? Benim içim böyle bir cız etti, kalbim kırıldı ya. Ya kıza şarkı bestelemişsin. Bana hep cover, hep başkalarının şarkıları. Bak ben yine sinirlendim, yine sinirlendim ya.
yaptın. Bette yoksa Burcu da yok. O kadar. Ya ne bağırıyorsun ki ya? Hem ağzın dolu gelmiş bana bağırıyorsun. Efendim? Ha tamam tamam. Afiyet olsun bebeğim. Ben onun için şey demedim de. Ya, anladım ama ben. Yani beste yoksa şey de yok. Of. Hesap kitap belli Sibel Hanım. Böyle giderse kafe zarara geçer. Kapatmak zorunda kalırsınız. Heh. Yani bu muhasebecilerin hiç iyi haber vereni yok değil mi? Hep kötü haber, hep para bitti. Hayır yani birisi de çıkıp oh be yırttınız. Her şey yolunda. Paralar böyle gani gani demiyor mu? Niye demiyor ha? Hep böyle lanetli haberler. Hayır yani ben anlamıyorum. Böyle burası müşteri ya müşteri kaynıyordu. Ne oldu bunlara ya? Buyurun efendim buyurun. Sanırım hep sordu Sibel Hanım. Gel. Tamam. Felaket tehlallı yapmayın canım. Görüyorum efendim. Ya, görüyorum. Şöyle iki tane ürünlerim hemen geliyor. Ben izninizi isteyeyim. Abi ayranlar bir tane. Tamam hadi. Köfteler. İç beleşler. Ah ne güzel dünya be. Ay ne oldu Sibel ya? Ay ne olacak? Yedi işli gitti bir de üstüne kötü haber verdi. Ay muhasebecinden de hesap alacak değilsin ya. Sen sus. Ben gördüm seni dışarıda köfte yerken. Hayır canım. Niye gelip burada yemiyorsun arkadaşım? O sayılmaz bir kere. O kavga köftesiydi yani. Depresyondayım ben zaten. Burada da yerim. Sen bana köfte, pasta falan ne varsa hepsini getir. Sana ne oldu be? Manavgat'ın sularında boğuldum Sibel. O oldu. Ha, şelale mi? Böyle liseden tipleri toplamış bir de köftecinin reklamını yapıyor. Hayır yani böyle aklı sıra Emre'nin gözüne falan girecek. Akıllı kız. Hiç öyle bakma Burcu. Akıllı kız. Reklamını yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Anca dedikodu, anca gıybet. Hayır şu restoranı nasıl kurtarırız diye düşünmüyoruz bile. Yani bizim de kafe için bir şey yapmamız gerekir. Derken... Ay Burcu, vallahi buldum. Buldum. Ne oldu, ne buldun kız? Bizim de liseden bir arkadaşımız var herhalde. Sulu bir ismi olmasın da ne olursa olsun. Çıtlar kız çıtlar devam. Oh nasıl özlemişim. Mahalle şey mahalle candır ya. Oh be özümüze döndük dünya varmış. Selamünaleyküm dayı. Aleyküm selam. Eyvallah. Tanıyor musun? Yok. Kolay gelsin dayıcığım. Niye cevap vermedi bu bana? Kızım senin ruhunda yok. Sen önceden de böyleydin zaten. Anca topuklarını giyip tıkkır tıkkır yürürdün önlerinde. Oturup bir tavlatmışlığın var mı? Aman senin var mı? Yok ama benim potansiyelim vardı. Yani istesem yapabilirdim. Ben buraya aydım kızım. Benim ait olduğum dünya bu. Ne öyle koca koca şirketler pahalı pahalı giysiler? İşi gücü Ayaz'ı bırakıyorum diyorsun yani. Yani ben Ayaz'ı bıraksam da Ayaz beni bırakmaz. Ama işi gücü bırakıyorum. Yani en azından kendi işimi kendim kuracağım artık. Sizin desteğinizle tabii. Ben eminim hayat benim karşıma çok güzel fırsatlar çıkaracaktır. Hatta çıkarmış bile olabilir. Niye bakıyorsun sen Öykü? Yeni dükkanımıza. İyiyim Mete sağ ol. Yok ya pek uyuyamadım ama neyse boş ver. Aha mahalleye geldim şimdi Öykü'yle konuşacağım. Yok oğlum kavga falan yok ya. Makul bir şekilde konuşacağız anlaşacağız. Aynen. Tamam haber vereceğim ben sana. İyi tamam orada buluşalım. Tamam. On iki bin lira dedi Şeyma. 12 bin. Bir de peşin dedi. Yani tam her ay 1000 bin falan dese neyse bir şekilde öderiz de 12 bin nereden bulacağız biz? Üzülme bebişkoya. Başka yer buluruz. Yani butik açmaksa niyetin biz en kralını açarız seninle nerede olursa olsun. Al işte al. Katil geldi. Ay dün gece öldüremedi şimdi ezecek beni. Koru beni Şeyma koru. Ya ne yapıyorsun Öykü ya kendine gel iyice delirdin ha. Özür dilemeye gelmiş çocuk belli ki. Hadi konuş sen de.
Günaydın. Git buradan katil. Bana mı dedi o? Sana dedim tabii. Kime diyeceğim? Gerçi bilmiyorum, ırsı olabilir. Mehmet amcanın yastıklarla arası nasıl? Öykü, iyice çocuk gibi davranmaya başladın. Kendine gel artık. Şeymacığım, bize izin verir misin? Tabii. Ay Şeyma. Gitme, beni bu caniyle yalnız bırakma Şeyma. Öykü, niye böyle davranıyorsun? Bir kız var, tanıyor musun sen? Böyle şu boylarda, 5-6 yaşlarında. Sen alabilir misin acaba? Ya Ayaz, manyak mıyım ben? Manyak mıyım? Niye kendi kendimi boğmak isteyeyim? Öykü. Tamam. Tamam. Ne yapacaksan yap, bitsin bu iş ya. Hazırım ben. Öykü, sen iyi misin? Değilim Ayaz, hiç iyi değilim. Sabahtan beri zihnimi susturmak için sürekli konuşuyorum. Çekirdek çitliyorum, sokaklarda yürüyorum. Çünkü durduğum anda aklıma sen geliyorsun ve çok üzülüyorum. Lütfen, bu işe bir son verelim. Zaten sen de onun için geldin değil mi? Özür dilemeye geldin. Aslında ben... Oh, tahmin etmiştim zaten. Tamam Ayaz, hadi özür dile, bitsin bu iş. Anlaştık hadi. Öykü, şöyle ki ben... Ayaz'cığım, yapamadın işte bensiz. Bak vallahi de yapamadın, billahi de yapamadın. Geldin hadi. Ben özür dilemeye gelmedim. Ne? Dün bana bir süre ayrı kalmayı düşün dedin. Ben de düşündüm. Kabul ediyorum. Ne dedi? Ne oldu? Sensiz yapamayacağımı düşündün değil mi? Asıl sen bensiz yapamazsın. Peki. Peki zaten boşanıyoruz değil mi biz? Boşanıyoruz. Ama sen bensiz yapamayacaksın Ayaz. Sen buraya geleceksin. Sen benim kapıma geleceksin. Bence tam tersi olacak. Asıl sen bensiz diye dayanamayacaksın. Bunu sen istedin. Görüşürüz. Ha, ne oldu? Dayanamadın değil mi? Hemen bir görüşürüzler falan. Ya ben lafın gelişi söyledim ya. Yoksa seninle ne görüşeceğim? Göreceğiz bakalım, görüşüyor muyuz, görüşmüyor muyuz? Hadi hadi yürü, anca gidersin. Ne oluyor ya? Ay Şeyma, hiç bilmiyorum. Yani ilişkimiz öyle garip bir boyuta geldi ki... ben bile takip edemiyorum iyi miyiz, kötü müyüz, ne oluyoruz diye. Ne konuştunuz ki? Şu an ne konuştuğumuzu düşünmek istemiyorum. Şu an sadece bu dükkanı düşünmek istiyorum. Bu dükkanı tutmak için gerekli parayı nasıl bulacağımızı düşünmek istiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Cem'in bowling turnuvası diyorum. Saçmalama diyorum. Bekleriz'in bowling turnuvası diyorum. Ay. Şöyle vereyim. Afiyet olsun. Oğlum İlker, nereye gitti bu müşteriler? Nasıl nereye gittiler oğlum ya? Doydular. Evet, doydular. Hep öyle olmaz mı? Şimdi sindirim sistemleri çalışıyor. Sonra boşaltım sistemleri çalışacak ve tekrar buraya gelecekler. Göreceksin oğlum. Tıpış tıpış gelecekler. Tıpış tıpış. Hadi inşallah. İlker. Dayıcığım, selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne oluyor burada? Hayret yok mu hayret? Hayret kim ya? Gel 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 gel. Ne oldu lan? Ay. Kim oğlum bu adam? Hayretin sahibi. Hayret, etlere fısıldayan adam. Tam ağzına layık Sibel'cim. Bu da tam senin ağzına layık. Hmm.
kız. Herkes 4 kişi, 2 kız, 2 erkek. Biz sadece 2 kızız. Nasıl olacak o iş? Ya ne bileyim ya. Hem bir terslik olsa zaten bizi kayıt yapmazlardı ki. Sen işine bak. 10.000 lira bizim olacak. Daha önce hiç bowling oynadın mı sen? Yoo. Sen? Yoo. Ay harika. Kazanmak için bütün şartlar elverişli. Ay aman ya. Alt tarafı topu yuvarlayacağız kızım. Ne kadar zor olabilir ki? Buyurun ayakkabılarınız. 7 numarayı açtım sizin için. Diğer yerler turnuva için kapatıldı. Tamamdır, teşekkürler. Rica ederim. Ortak iyice daldın ya. Kıza bir teşekkür bile etmedin. Ha? Ha evet ya, biraz dalgınım gerçekten. Ayrıca keyfim yok biliyorsun. E işte keyfimiz yerine gelsin diye buraya geldik değil mi? Yani düşüneceğine top yuvarla. Nasıl fikir? E göreceğiz bakalım nasıl fikirmiş. Abi Öykü çok sinirliyim ya. Yani kolay kolay da geçeceğini zannetmiyorum. Oha Şeyma, oha! Ya ne yapıyorsun kızım, öyle karpuz sallanır gibi top mu atılır ya? Azıcık hanımefendi ol bak. Ya ne yapayım Öykü? Toplar ayı gibi ağır. Hafif bir şeyler alsana. Kim dedi sana 16 kilo al diye? Senin neyin 16 kilo? Yok artık. Ha bak gel, burada 8 kilo. Ah oh be! Ne oluyor ya, bunları insan mı kaldırıyor? Oha yok artık. Katil. Bak geldi, gördün mü? Ay ben sana demedim mi Şeyma? Bu bensiz duramaz diye. Ne oldu? Duramadın değil mi bensiz? İşin gücün yok mu senin ya? Her yerde peşimdesin, beni takip ediyorsun. Öykü saçmalama ya. Ya ben seni niye takip edeyim ki? Ayrıca senin ne işin var burada? Asıl senin işin gücün yok. Yok. İşim gücüm yok. Atlantis'ine zaverdim gitti. Anneciğine söyle, kın ayaksın her tarafına. Pardon, pardon. Naz yine bir şey mi yaptı? Ay yok, hiçbir şey yapmadı Naz, merak etme. Yok ya, ne yapacak o bana? Ne yapabilir? Ben kendim isteğimle verdim. Hayatımdaki bütün yüklerden teker teker kurtuluyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen imala ne demeye çalışıyorsun? Hadi kuru soğukçuk. Esinti yapma buralarda. Evet, takımınız hazır mı? 4 kişiyiz, harika. Yok, onlar yok. Biz 2 kişiyiz, 2. 2 kişi misiniz? Takımlar 4 kişi olmak zorunda hanımefendi. Bu turnuva eşli bir turnuva. Her takımda 2 kadın, 2 erkek olmak zorunda. Üzgünüm, sizi alamayacağım turnuvaya. E Tobur, bana bak bana. Sen gel bakayım 2 dakika buraya, gel. Hayro, gel bakayım şuraya 2 dakika. Öyle ağzınıza layık, mağazınıza layık öyle ağız burun karıştırmayacaksın birader, tamam mı? Önce etine butuna bakacaksın Hayret Efendi. Heh. Onlar bizim karılarımız. Ya tam olarak karılarımız değil, onu bir açıkla ver. Tabii, yani Sibel benim eski karım, Burcu da Emre'nin sevgilisi. Siz ne zaman evleniyorsunuz oğlum ya? Ne demek ne zaman evleniyorsunuz ya? Bir yüzük kaç para sen biliyor musun İlker? Kaç para lan? Ya bilmeden konuşursun. Beyler, yakışıyor mu sizin gibi 2 tane centilmene? Yay gibi gerilmişsiniz siz. Bu ne gerginlik? Olmaz. Bu dışarıdaki köftecinin sahibisiniz değil mi siz? Ha, konsept köfte. Kızlar bahsetti de. Gerçi sizin etleriniz de sinirlidir, yenmez. Sen bizim köftelerimize laf mı söylüyorsun lan? Ha? Halis molis Türk köftesi bunlar. 40 yıllık lezzeti yaşatıyoruz biz. Sen ne yapıyorsun ha? Burada millete Çernobilli, GDO'lu etleri kakalayacaksın. Biz de orada işsiz kalacağız, öyle mi? Yok kardeşim, ben bunu kabul etmem. Bak, sen benim etimin tadına baktın mı hiç? Aç ağzını abiciğim. Aç kardeşim. Aç. Açayım mı Emre? Aç oğlum, ne yapıyorsan yap, Allah Allah. Açıyorum valla. Adın neydi senin kardeşim? İlker. İlker. İlker'cim tam ağzına layık. Aç. Hop. Oo, bu et. Emre, sen de bir tadına baksana şunun ya. Piyasa araştırması gibi düşün yani. Emre'cim. Yok, ben almayayım abi. Ben yedim. Kadı ben köfte şeyde yedim. Bu da tam bambaşka. Senin ağzına layık. Oh dur. Dizlerim bağ çözüyor.
Oğlum cennet gibi lan. Sus Emre Allah'ını seversen ya. Bu etse bizimkisi nedir abicim ya? Adam ızgaranın efendisi. Mangal büyücüsü. Protein ustası ya. Eski karımdan uzak duracaksın. Sevgilimden uzak dur. Kıymayla döveriz oğlum seni. Şimdi sokarım kapını, yemin ediyorum Ezerim ağam. Ne yapıyorsunuz siz Hayret Bey'e ya? Emre, sen iyice huy edindin herhalde. Ne bu saldırganlık, vahşilik böyle? Hayret Beyciğim, siz lütfen kusuruma bakmayın. Kim kusura bakmasın ya? Asıl biz kusura bakmayalım. Bana bakın, siz gerçekten çok fazla konuştunuz. Fazla doldunuz, hadi. Hadi taş, çıkın dükkanımdan. Bana bak Sibel, eski karım falan demem. Ne olurmuş? Konuş Emreciğim, konuş konuş. Ben de böyle nehirlerden, ırmaklardan falan bahsedeyim mi istersen? Hayret bir şey ya. Hayret. Yürü Emre. Vallahi hayret. Yürü İlker. Gel Hayret'cim gel. Sen devam et. Ne yapacağız biz şimdi ya? Rahat ol oğlum. Kafa çalışıyor kafa. Madem uyuyan kobra İlker'i uyandırdınız, sonuçlarına da katlanacaksınız ey Sibel Kafe. Yok. İlker de Emre de açmıyor. Ya kızlar, bu turnuvada ne var? Neden bu turnuva bu kadar önemli? Hı? Ya biz mahallede dükkan açacağız. Ona da para lazım işte. Siz dükkan açacaksınız. Mahallede. Tamam o zaman. İlker'le Emre'ye ne ihtiyacınız var ki? Sizin takımınız burada. Hazır. Öykü, duydun mu kızım? Kurtulduk işte. Ya. Bırak ya, biz buluruz başka birilerini. Ya Öykü bak, ne olur inat yapma bak, gözünü seveyim. Tamam ya, tamam yani denize düşen yılana sarılır. Yılan ayaz. Hadi oynayalım. Yalnız benim bir şartım var. Sensiz yapamıyorum ayazım diyeceksin. İmkansız. İyi, hayır. Hayatta olmaz diyemem. Bak Öykücüğüm, 10.000 lira canım. Hadi canım, diyiver canım. Diyemem ya, bana ne hayır. Hayatta delirtemez kimse bana o lafı. İyi, sen bilirsin. Dur. Dur. Tamam. Denize düştük. Tabii mecburen yılana sarılacağız. Sadece yapamıyorum yazım. Ne? Arkadaşlar siz anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Sensiz yapamıyorum yazım. Efendim, duyamadım. Çok mu yakışıklıyım? Sensiz yapamıyorum yazım. Yapamıyormuş bensiz. Çok aşık. Tamam, oldu mu istediğin? Takımda mısın? Takımdayım. O zaman üniformanı giy. Ayazım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ha gayret, hadi. Tamam, tamam. Bravo, bravo. Yürü be! Koş! Ne
güzelim. Hadi arkadaşlar, bakın başarabiliriz. Son üç takım kaldı sadece. Evet, hadi Öykü, sıra sende. Canım selam, nasılsın? İyiyim Daz, sen nasılsın? Harikayım, çok iyiyim. Yani sen dün gece... Evet, dün ben biraz bozuldum bana Şeyma diye seslenmeni ama mühim değil. Anlayışla karşılıyorum. Akşama da seninle olmak istiyorum. Hem sana anlatacaklarım var. Tamam o zaman. Akşam bende buluşalım, oldu? Harikasın, öptüm. Ben de, bye. Vallahi billahi bu işi de çözdüm. Tebrikler Öykü Hanım. Kedi olalı bir fare tuttunuz. Teşekkür ederim Ayaz Bey. Aşırı mı? Aşırı naziksiniz. Neyse, hadi arkadaşlar. 10.000 lira bizim. Hadi Şeyma, hadi. Koç, koç. Ay Hayrettin, çok teşekkür ederim ya. Bu kadar yoğunluğuna rağmen beni kırmadın, geldin. Canımsın. Sen de benim canımsın Sibel'cim. Ne zaman istersen. Peki o zaman. Ben toparlanayım artık. Tamam. Ay Burcu, çok yedik ya. Ama iyi de yedirdik ha. Baksana kafe doldu taştı. Ay vallahi yemin ediyorum bir haftalık ciro yaptım ha. Ay şu köftörler de gitsin başka yerlerde satış yapsınlar. Hasta etmesinler beni. Ay ne oluyor ya? Nereye gidiyor bu insanlar? Ha, karınları doydu canım. Gidiyorlar işte. Sonra yine gelirler. Bir saniye ya. Bunlar köfteciye gidiyorlar. Ne oldu ki şimdi durduk yere? Bana bak. Bunlar kesin bir şey karıştırıyor. Gel öğreniriz şimdi. Gel. Köfteler Ergin, nasıl köfteler? Var mı? Var mı isken? Var mı? Söyle bir dakika. Afiyet olsun efendim. Yavaş gelin ya, biz de insanız. Yavaş yavaş gelin ya. Yavaş gelin, biz de insanız. Evet. Ne oluyor orada ya? Ne oluyor? Konsept köfte, buyurun efendim. Buyurun efendim. Köfte. Köfte. Gel vatandaş. Gel. Köftelere gel. Pardon efendim, çok özür dilerim. Köfteler, köfteler. Kızlar yanlış olmasın bu arada. Yeni garsonumuz. Neydi bunun adı ya? Ivanka. Ivana. Eva. Sonu aile bitiyordu ama hatırlayamadım şimdi. Vallahi tam olarak neyle bitiyordu bilmiyorum İlker'cim ama biz ona galiba başka bir adla çağırıyorduk ya. Biz ona kısaca hasret diyoruz. Eyvallah. Ya sen de mi Hayret ya? Ya sen de mi ya? Ay İlker, bak. Nasıl da hayretle bakıyorlar ya. Seviyesizler. Alçaklar. Terbiyesizler. Namussuzlar. Pum. Hasretle beklenen köfteler efendim. Konsep köfte. Konsep köfte. Buyurun. Thank you.
Tamam. Ve bu atışla birlikte finale eşleşmesi belli oldu. Siyah takım ve pembe takım büyük ödül için oynayacaklar. Yes. Topla. Gel toplan gel. Şimdi arkadaşlar korkmak falan yok. Biz finale çıkmışız ya, tamam mı? Bakın unutmamanız gereken tek bir şey var. Hepimiz aynı takımdayız. Ancak bu birliği korursak bu şampiyonayı kazanabiliriz, tamam mı? Biz pembe takımız. Şimdi size soruyorum pembe takım. Benimle misiniz, değil misiniz? Bir, iki, üç. Pembe takım! Hadi bakalım. Ortak. Pembe hiç olmadı ya. Ya vallahi hiç sorma ortak. Biliyorum bir acayip oldu ama yani... kızlar için her türlü çileye katlanırız değil mi? Hadi pembe takım, hadi pembe. Hı. Hadi Ayaz, hadi Ayaz, hadi. Ayaz. Dur. Ne anlat? Uğurlu topum olduk benim. Ne zaman bunu anlatsam şansım yaver gitti. Sen de bunu anlat, sana şans getirsin. Hadi bak iki atışın var, 8 puan. Sen rahat geçersin. Hadi. Hadi Öykü, mahalleyi düşün, 10.000 lirayı düşün, dükkanı düşün. Hadi Öykü. Tamam, problem yok.
Hadi. Öykü dur. Dur. Bu da benim Urlut'um. Sana güç versin. Hadi Öykü, son atış. Atarsan maç bizim, şampiyonluk bizim. Hadi güzelim, hadi. Ancak bizi kendi cinsimizden biriyle yenebilirsiniz. Siz kadınlara muhtaçsınız. Zavallılar. Diyene bak sen. Hayreti buraya babam getirdi zaten değil mi? Bir şey sorabilir miyim acaba? Neden en yetenekli şefler hep erkek? Bir şey söyleyeceğim, kusura bakmayın da konu yemek olsa bile siz erkeklere muhtaçsınız. Şu konuşana bir bak, şu konuşana. Ay ne oluyor yani, kaçtı benim işime. Aman neyse. Bir de bu üniversite okudu bu çocuk, üniversite. Biz tek başımıza her şeyin üstesinden geliriz, tamam mı? O yüzden bir kafem batmak üzere aşkısı. Bana bak İlker, benim sinirlerimi bozma, tamam mı? Doğru konuş. Ya yeter artık, bozarsa bozma. Ya gitti, ben laf söylüyorum size ya. Kim ne derse desin. Erkeğin gücüne muhtaçsı. Ay çok heyecanlıyım Şeyma. Hayatımda ilk defa 10.000 lira tutuyorum. Ay dur kız, azıcık ben de tutayım ucundan. Tut kız, tut. O butiği açacağız Şeyma. O butiği açacağız. Bak her şey kendiliğinden ne güzel çözüldü. Yeter ki biz istemesini bilelim. Bir şey değil. Ne yani? Sizin sayenizde mi kazandık? İnsan en azından bir teşekkür eder ya. Biz olmasak turnuvaya bile katılamayacaktınız. Al. Bak gör işte öküz arkadaşını. Hayır ben bununla nasıl aynı takımda olabilirim ki? Sen git tek başına judo yap, puzzle yap. Ne bileyim bireysel emekli falan ol. Narsist bencil. Bir dakika ya, asıl takım oyuncusu benim. Bencil olan sensin. Ya insan bir kabul eder ya. Kabul etmek bir erdemdir. Alt tarafı bir sensiz yapamıyor mu diyeceksin? Ama ben sensiz çok güzel yaparım. Hatta bütün kadınlar erkekler olmadan daha iyi yapar. Boşuna oksijenimizi tüketiyorsunuz ya. Allah Allah, konu ne ara bize geldi, ben onu hiç anlamadım. Seni tenzih ederim Meteciğim. Niye, ben erkek değil miyim? Bilmem, öyle misin? Gülüme Şeyma. Dosacı söyler. Eyvallah dost. Ay Şeyma, bu gece kızları toplayalım, evde Felik'ten bir gece çalalım. Yok, ben gelemem. Başka zaman gelirim. Sen de çok gaza gelme ama Öykücüğüm. İsmail'le Burç gelir o zaman. Bu gece ev benim. Sen evden gidiyorsun. Dün ben terk ettim, bugün sen terk ediyorsun. Kısasa kısas, hadi bakalım. Unutmadan şu dev ekran televizyonu da eve geri getireyim bari. Yürü kız Şeyma. Ortak. Geçmiş olsun. Beni buraya niçin çağırdın lan?
benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne demek şimdi bu? Yani ben sence nasıl bir kadınım, nasıl bir anneyim? Beni bana dürüstçe anlatmanı istiyorum. Kim bilir gene neler çevirdin de burada bana günah çıkarmaya çalışıyorsun ha? Aa, dur bakalım. Yoksa Öykü'nün Atlantis'i naza bırakmasının arkasında sen mi varsın? Öykü Atlantis'i naza mı bıraktı? Peki, tamam. Madem istiyorsun. Seni sana anlatayım Önemciğim. Birincisi, bencilsin. Gereksiz derecede kıskançsın. Yani bazen hırsından gözün kimseyi görmüyor. Düşünsene, oğlunu bile görmüyorsun. Yani istediğin bir şey olmayınca elinden şekeri, oyuncağı alınmış bir çocuğa dönüşüyorsun. Hatalarından hiçbir zaman ders almıyorsun. Senden güçsüzleri kullanıyorsun. Karşına güçlü birisi çıktığı zaman da onu yok etmeye çalışıyorsun. Kimseye saygı duymuyorsun. Kendine bile. Ve işin en kötü tarafı ne biliyor musun Önem? Tüm bu kötü özelliklerinin farkında bile değilsin. Ve işte bu yüzden sevgili Önemciğim, yalnız başına kalıyorsun. Dediğim gibi işte böyle. Boşanma belgesi ha. Vay be. Önem teyzeye bak sen ya. Önem ablaya bak sen. Öneme bak sen. Tamam arkadaşlar, anlaşıldı. Kapatalım artık konuyu. Öykü nerede şimdi? Kızlarla evde, sizinkilerle. Haberiniz yok mu? Yani bizim haberimiz yok. Zaten bizim aramız limoni. Felekten bir gece çalacaklarmış. Öyle diyorlar. Biz ne yapacağız peki? Armut mu toplayacağız? Ben armut sevmem. Biz de eğlenelim diyorum abicim. Bizim kafamız kel mi? Benim biraz dökülmeye başladı saçlarım. Benim de mi dökülecek baba? Yani pek muhtemel. Abicim bakın, bu akşam Felek'ten bir gece çalalım. Muhabbetin dibine vuralım, bu gece de bizim olsun. Olsun oğlum. Olsun anasını satayım ya. Bir gece de bizim olsun be. Git içeriden kap getir şişeleri. Kap, tamam, kap, kap. Tamam, on numara bir gece yaşayacağız bu akşam, on numara. Ya ben dedim ama, kötü kalpli kraliçeye dönüşmüşsünüz dedim. Pamuk prensesi zehirliyorsunuz dedim. Üstelik prens de oğlunuz dedim. Yani ayna bile bir yere kadar yalan söyler ya, değil mi? Ay vallahi sen yine iyi dayanıyorsun Önem'e. Ben onun yanında bir dakika bile duramazdım. Ya bakmayın aslında öyle değildi ya. Çok tatlı kadındı. Biliyorsunuz ben hepinizden eski tanıyorum. Ay zamanla böyle oldu ya. Ama bence düzelir. Düzelmezse ben gider onunla konuşurum. Ay vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten düzelir mi, düzelmez mi? Sonuç olarak neredeyiz? Bu evdeyiz. Ayaz nerede? Yok. Ben ölüyorum mutsuzluktan. Ya beni bıraksanız kendi halime, ya ben günlerce yemek yerim ya da günlerce uyurum. Ya. Ay bunaldım vallahi ya. Felekten bir gece diye çağırdınız. Az sonra koro haline cenaze marşını söyleyeceğiz. Kalk, 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 kalk. Yahu kalk. Kalktık ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Tamam, otur, 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 otur. Ay buldum. Gıybet. Ne? Gıybet yapacağız şekerim. Bizi ancak o paklar. Şöyle bir keyfimiz yerine gelsin. Böyle biri yerine çekiştirelim değil mi? Bak. Dinleyin. Önem estetik yaptırmayı düşünüyor. Ne? Ya geçen gün bana geldi. Sarkmış mı falan diye sordu. Ne? Ben de nane hikayeler var. Bak dinle şimdi bak. Bizim bir tedarikçi var tamam mı? Buna aşık yapar. Bir flört, bir flört. Yaptıklarını görürsünüz. Mehmet de yok ya. Yanıyor, yanıyor. Böyle gelmiş bir havalı oldu. Bir fırça, yok efendim burnumdan solurum ya. O böyle üç gün haber vermiş, böyle olabilir mi ya? Ha, bir tasarım. Gıybet, gıybet, gıybet. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Gıybet, gıybet, gıybet. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Oh be! 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 Oh be
be, bir arkanıza yaslanın ya. Yapıştır. Hadi bakalım. Göm 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 göm. Şerefe gençler. Çok iyi geldi be. Sen çok içme bak, çarpar seni sonra. Soda. Ne olur ne olmaz işte oğlum ya. Anlatın bakalım gençler. Nasıl gidiyor ya? Anlatalım Mehmet amcacığım be. Muhabbetin dibine vuracağız bu gece. Evet. Hadi başlayın. Arabalar. Ben benimkinin yeni modelini aldım. Ya birader Allah kaza bela vermesin de benim hiç ilgimi çekmez ki arabalar ya. Aynen, ben de pek hoşlanmam arabalardan. Baba? Yok ya, yok. He. Dün akşam maç vardı, izlediniz mi? Yok. İşim vardı. Ben de seyretmedim. Ben de pek ilgilenmiyorum zaten. Tamam. Ya havalar da biraz soğudu mu sanki ya? Yağdı ya, azıcık eli kurumuş. Aa, yağmur geliyor. Doğru. Yağmur geliyor. Yarın öbür gün kar var ya. Sağanak var, sağanak. Bundan sonra hep soğuk zaten. Peki Öykü'nün Atlantis'i naza bırakması? Ay ben şok, ben iptal. Ayol ben küçük dilimi yuttum çıkardım bir daha. Ay Öykü, hiç beklemiyordum senden, vallahi helal olsun. Ay alsın başına çalsın Atlantis'ini, platin saç. Ay bir geldi herkesin hayatını mahvetti be. Hiç sorma, hiç. Aa, düşmeyin, gömün arkadaşlar, gömün. Gömün, rahatlayın. Ver enerjiyi. Ver. Saçları boya değil mi onun? Ya ver enerjiyi, kessin boya. Ay herhalde yani öyle doğal sarı mı olur Olcay? Ayıcı, hiç yakışmıyor. Ya, evet, evet aynen. Bence de o kadar şey değil yani. Ay o ne yapsa yakışmam zaten, koca. Bende daha onunla ilgili ne hikayeler var bak, dinle dinle. Bu bizim rakip firmanın sahibinin oğluna sen yaz. Arabasını yatırın. Durun durun, ben de bir şey anlatacağım şimdi size. Bak şimdi, geçen gittim ya ben böyle kafayı bir de böyle... Gittik fıtı fıtı, kafayı bir çevirdik Ayaz'la Mete. Sonra bunları giydirdik bir pembe tişörtle. Şaka yapıyor. Ya öküzü var ya, iki öküzü. Ay beni bir kıskansan. Rezil oldum adamın yanında. Ama saydırdı, saydırdı, saydırdı. Anne ne? Var ya, ooo canıma değsin. Gıybet, gıybet, gıybet. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Gıybet, gıybet, gıybet. Dedikodu, dedikodu, dedikodu. Oh be! Yani sen hiçbir şey yapmadın öyle mi? Ama hiç. Yok ya, yapmadım, ne yapacağım? Kendiliğinden geldi, verdi anahtarı. Al senin olsun dedi. Vay be. Şuraya bak. Demek Öykü Hanım özüne dönüyor ha. Tam döndü özüne yalnız. Gördüm ben böyle kıyafetler, saç baş filan. Nazcığım. Üf, tamam bir şey demedim. Sen sipariş falan mı verdin? Yok. Kim bu saatte? Merhaba. Tesisat çöktü evde. Ne? Şeyma? Tesisat çöktü? Nasıl çöktü? Hangi tesisat? Hepsi. Elektrik, su, doğalgaz. Tavanda su birikti. Tavan çöktü. Kalorifer çöp. Yani kısacası sende kalıyorum kanka. Kankalar bugünler içindir değil mi? Naz da mı evde? Naz'a merhaba diyeyim. Merhaba Naz. Kelime oyunu mu oynuyorsunuz? Bayılırım kelime oyunlarına. Ben de oynarım. Telefonumda var. Gelsene Mete. Gel gel otur. Geldim geldim. Sen başla Naz. Ay
düştün yavrum. Ay vallahi rahatladım ha. Süperdi be. Aman iyi oldu be. Vallahi Naz'ı yerin 7 kat dibine gömdük. İstese de çıkamaz oradan. Önemi de. Hepsini. Önem çıkar oradan. Tırnaklarıyla kaza kaza çıkar. Fizan'a götür yine gelir oradan. Tamam be. Aa, ya ben size bir şey anlatacaktım ya, aslında onu unuttum. Bakın çok acayip. Şimdi ben annemlerdeyim ya. Dün gece bir kabus gördüm. Benim yattığım yastık var ya, sürekli kullandım. Ayaz onu almış, geliyor. Ben önce canım, cicim, aşkım, sevgilim falan. Sonra sen ola yastığı beni boğmaya çalış. Ne? Ya sonra peki? Sonra tam Ayaz beni boğarken birden bir kız çocuğuna dönüşüyor. Canım, senin balatalar yanmış ya. Sen bir tatile çık, bir Maldivlere git, bir denize gir, toksinlerini at. Ya böyle olmaz yani. Ya kızın kayışlar kopmuş Sibel, görmüyor musun? Ay görüyorum. Öykü, ya biz seni bir psikoloğa falan mı götürsek ha? Aa bak dur. Buldum ben, buldum. Durun. Ay dur ben de bakayım. Ay ben de merak ettim, dur. E ben de bekleyeyim bari. Rüyada küçük kız çocuğu görmek bol kazanca, huzura ve güzelliklere işaret eder. E güzel. Ha, rüyada eşinin kendisini boğduğunu görmek zorluklarla umduğu ferahlığa, aynı zamanda dostlarla eğlenmeye. Ay. Ha, aynı zamanda ticari getirisi yüksek işleri gerçekleştireceğine delalettir. Aa, işte bu da yeni dükkan tamamdır. Ay hadi inşallah. Ay. Dur kız, dur. Hemen sevinme. Erken öten horozun başına ne olur bilirsiniz. Bak dinle ne diyor bak. Rüyada eşinin kendisini boğup sonra da küçük bir kız çocuğuna dönüştüğünü görmek büyük bir sırrın çok yakın zamanda ortaya çıkacağına delalettir. Aa, ya. Ne sırrı ki şimdi bu? Ya bu önemli şeysi var ya hani boşanma şeysi. Ya o değilse? Evet, ya o değilse? Aman dur Olcay, sen de hemen ortalığı böyle velveleye verme. Yok. Doğru söylüyor. Ayaz kesin benden bir şey gizliyor. Belki de sizin Ayaz'la küçük tatlı bir kız çocuğunuz olacaktır. Onun rüyasıdır bu. He, Burcu kız çocuğumuz olacak. Ya kızım merak ediyorum şu an, Ayaz benden ne gizliyor olabilir acaba? Düşünün. Ay boş ver kızım rüya müya ya. Yani kafa dağıtacağız diye geldik buraya. Yani gıybet de bir yere kadar yani. Vallahi bunaltı geldi bana ha. Bak bir şey diyeceğim. Biraz kurtlarımızı dökelim mi ha? Ya bu evin enerjisi kötü ya. Bir tütsü yakın, bir şey yapın ya. Sibel kalkmayacağım aç. Hadi kalkmayacağım aç Allah aşkına. Hadi kalkın ya, biraz kuduralım ya hadi. Ay ölmüşsünüz siz hadi ya. Aa. Birer soda daha içelim. Ya aman abicim, size de hiçbir şeyi beğendiremiyoruz ama ya. Allah Allah. Gece kulübüne falan mı gitsek? Olur, gidelim ya. Alayım sizi, gidelim. Süper. Kızlar ne yapıyordur acaba be? Kesin çok sıkılıyorlardır. Aramızda her şey bitti. Ayrılalım diyen sen değil miydin? Ben ağlarken utanmadan arkamızı gidersen değil miydin? Aramızda her şey bitti. Hayırdır be oğlum?
Zamk. Zamk mı? O ne öyle efekt gibi zamk donuk? Tebrikler Mete. Tebrikler Mete. Teşekkür ederim hanımlar. Sağ olun. Şeyma'cığım sıra sende. Bakıyorum. Çok güzel. Bravo Şeyma'cığım. 17 puan. Varoş. Sen kime diyorsun öyle varoş diye? Aa, oyun oynuyorum şurada. Niye üstüne alındın ki? Bana bak sensin varoş, tamam mı? Öyle mi? Kenar mahalle gülü. Sen kendini ne zannediyorsun be? Zili var ya, ne öyle mi? Ne yaparsın yapsın sen? Ne yaparsın yapsın? Gerçekten de. Alo. Zili var ya, saçını başını ne yaparsın yapsana. Bakın. Ne yaparsın ya kenar mahalle gülü. Alo. Gerçekten mi? Hanımlar, alo yazdım. Bakın, alo. Ne alosu Mete ya? Ne alo, alo falan sayılmaz. Evet, kelime bile değil o. Ayrıca iki tane o kullanmışsın. Ben... Ya hanımlar, ne yapsak? Bu oyunu bitirelim ya. Biz şey yapalım. Yemek mi yesek? Ha, ne dersiniz? Pizza falan söyleyelim mi? İyi fikir. Kurt gibi acıkmıştım. Belli. Kurt gibi yiyorsun sen. Kalçalar falan maşallah. Lömbür lömbür. Diyene bak. Besili inekler gibi semirmişsin. Ne? Pardon, duyamadım. Arkamda ayna mı var? Aynaya mı söyledin? Öyle mi? Neymiş? Neymiş? Bir daha söyleyin. Aynaya mı konuştun sen? Çok komik ya. Bir daha söyleyin seni ben. Evet, evet, evet. Söyleyin. Alo. Ne? Alo, alo, ne? Kıza bir laf sokturtmadın sen de Mete. Sana uymuyorum Şeyma. Mete'cim, hadi dışarıdan bir şeyler söyleyelim. Niye dışarıdan bir şeyler söylüyoruz? Miteciğim, ben senin en sevdiğin yemekleri en güzel şekilde kendi ellerimle yaparım. Tamam o zaman, ben de senin sevdiğin yemeklerden neyse onlar artık denerim yani, yaparım. Ne var ki buna, benim de sonuçta bir ev hanımı şeyliğim vardır elbet. Gerek yok canım, ben yaparım. Hiç merak etme, ben yaparım. Tamam dur. Hayır, ben yaparım. Sen hayır, ben yaparım. Sen ben yaparım. Ne oluyor? Yıldan sen ben. Vallahi kafam dağılsın da eğleneyim diye yanınıza geldim ama bu ne ya? Yani babaannem muhabbeti bile sizinkinden daha neşeliymiş. Babaannen yaşıyor mu senin baba ya? İşin kötüsü o ya Yaz. Yaşamıyor maalesef. Neyse, benim yaşadığım arkadaşlardan haber geldi. Bir yerlerde zıkkımlanıyorlarmış. Ben onların yanına gideceğim. Yani sıkılırsanız gelin diyeceğim de sıkılır da gelirsiniz diye korkuyorum. Hadi, size eğlenceler. Bu ne ya? Aa. Kızlar da zaten eğlenmiyorlardır. Yani bizsiz nasıl eğlenecekler ki? Senin yerinde olsam bu kadar emin olmazdım abicim. No man no cry. No man no cry. Ne diyor, ne diyor, ne diyor? Erkekler yok, ağlamak yok diyorlar. Ulan hemen de dans edin, tamam mı? Hemen, hemen ilk fırsatta dans edin. Ha. Ya bir de hani biz siz yapamıyorduk kardeşim bunlar?
bulamayacaklar. Gecenin sonunda hepsi bizi arayacak. Abi artık anlatmayı düşünüyor musun? Burası iyiydi aslında oğlum ya. Bir üşendim ben. Hayır, doğru söylüyor. İyiyiz be böyle. Ha? Evet evet. Boş ver, boş ver. Ya soda mı içsek acaba? Başka ne yapacağız? Tabii ki soda içeceğiz. Tamam, ben gidip hemen soda getiriyorum o zaman. Merhabalar. Bugün sizlere mantarlı risotto yaptım. Sarımsak ve tereyağı özellikle kullanmadım. Üzerine koyduğum parmesan da çok özel bir parmesandır. Otantik bir tat yakalamak için de içine çok azıcık... Yapmış bile bu lapa lapa kalktırıyorsunuz risotto diye. Şeyma'cığım devam edebilir miyim? Ben Türk geleneğinden vazgeçmedim. Türk sofralarının vazgeçilmezi olan kuru fasulye yaptım Meteme. Senden de zaten başka bir şey beklenmezdi. Ne oldu Zilli? Bitirmeseydin pirinci, Meteme salçalı pilav yapacaktım. Neyse. Neyse ya. Ben yiyebilir miyim? Ye. Şimdi hanımlar, benim için kuru fasulyede en önemli şey fasulye tanelerinin diri olmasıdır. Risotto'da ise pirinç tanelerinin ne çok sert ne de çok yumuşak olmamasına özen göstermek gerekir. Maalesef iki yemekte istediğim kriterlere uygun olmadığı için ikisine de puanım 3. Ne? Oha! 3 mü? Puan vermeseydin. İnanamıyorum yani. Gecenin bir vakti o kadar uğraştık. Ya ne dedim bunlara? Sen de yemek yapsaydın. Ya inanamıyorum ya. Böyle her şey bir şey beğenmiyorsan bu sıfırlıktan artık biliyor musun? Bu da hiçbir şey beğenmiyor. Ayıp, ayıp. Bak bir kere şu kızın fasulyesiyle benim risottomu bir mi tutuyorsun sen şimdi? Sen risottodan ne anlarsın? Ben hiç hayatımda yapamam. Alo, hanımlar, hanımlar. Alo, alo. Ne yapalım? Film izleyelim mi ha? En güzeli de dersiniz. Tamam. Gerçekler acıdır, anlaman lazım. Benim için artık sen bir yabancısın. Hello. Ne oluyor be? I want to play a game with you. Ya film kanalı mı açtınız, bu ne? Ne film kanalı ya? Kimse kumandaya dokunmadı bile. Ay bismillah, şaka mı lan bu? Selam kızlar ve Olcay. Adımı biliyor. Allah, döme. Hepinizi tanıyorum. Kafesi batmak üzere olan Sibel. Alışveriş manyağı Burcu. Ve Öykü. Sürprizlere hazır ol Öykü. Allah, benim günahım yok. Ne oluyor be? Deli beni, ne olmasın ya? Ne delili be, manyak mı sen? Ay ne bileyim, aklıma o geldi. Telefonlarınızın ışığını açalım. Telefonlar nerede be? Aman! Ya telefonu ya! Çakın!
Kendilerini saklayın. Ya olacağım vampirler için. Yok, ben seni saklayacağım. Seni saklayacağım. Koş! Olcay! Olcay bırakma beni. Götür beni. Hayır bırakma. Hayır bırakma. Hayır bırakma. Burada dur kesin. Dur. Yok. Yok. Sen yok. Nerede? Yok. Yok. Ha, yok. Buldum. Yutturun sana bunu. Yutturun. Lanet be ya. Sıçrarsa pislik. Ay. Ben de bir banyolayım o zaman. Alo, efendim Sibel. Anne kapa, kapa anne. Ayaz, Emre, İlker. Selam kızlar, oyun oynayalım mı? Biz olmadan yapamadınız sanırım. O değildi. Siz o televizyonun içine nasıl girdiniz aslında pislikler? Bluetooth teknolojisiyle aşkısı siz anlamazsınız. Görüşeceğiz Emre Efendi, görüşeceğiz. Ben de seni seviyorum Burcu. Hadi bakalım İlker, hadi bakalım. Peki Ayaz Efendi, peki. Madem bu oyunu böyle oynamak istiyorsun, o zaman böyle oynarız. İntikamımız acık olacak. Bu kızları size yedirtmem. Hıt gidiyoruz. Gidiyoruz. Görüşürüz. 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 Ya kızlar neredesiniz? Hadi dizi başlıyor ya. Gelin şunu seyredelim de bitsin şu işkence hadi. Geldim Mete. Allah belli çok acıktım. Sabahtan beri bir şeyler yiyeyim ama midem hala kemiri. Fatih, oğlum şurada bir yerde dursak da rahat rahat gitsek. Anlaşılmıştır şoför. Şöyle uygun güzel bir yerde bir dursak da iyidir. Mete. Ya tamam, kızlar duruyoruz. Siz üşümüyor musunuz ya? Hava çok soğuk yani. Yok canım. Daha kış gelmedi. Evet battaniye için çok erken daha. İyi madem öyle yani ben... O zaman şey yapalım biz dizimizi seyredelim değil mi? Kardeş. Kaç para bunun kilosu?
Ay çok korktum. Ben daha çok korktum. Kızlar romantik komedi bir an ediyorsunuz. Olsun. Yine de ay çok korktum. Ay evet evet ben de. Çekiştirmesene adamın kolunu yapışkan. Hanımlar bir saniye. İsas sen bırak. Çocuğun kolunu morarttım resmen. Sana ne? İster morarttırım ister koparırım. Neyi kopartıyorsun ya? Öyle mi? Hadi bakalım. Ama kızlar. Yeter bir dakika be. Durun be. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi çocuk gibi? Hadi yatıyoruz. Yani siz yatıyorsunuz. Uyuyoruz. Yataklar çabuk. Hadi şimdi gidiyoruz. Yatalım canım. Yürü bakalım. Hadi bakalım. Hanımlar, size iyi geceler. Bir saniye. Mete aç kapıyı. Mete saçmalama. Mete. Ben bu kızla hayatta aynı odada kalmam. Mete bana bak. Ben bu paçızı öldürürüm ha. Sabah kalmaz. Uslu uslu yatın orada. Sabah açarım kilidi. Hadi iyi geceler. Oh ya. Neden oluyor bunlar? Belki gülüyorum, eğleniyorum ama tek başıma kalınca susmuyor içim. Susturamıyorum. Çok mu acele ettik Ayaz? Tükettik mi birbirimizi? Sana sevgim azalmadı hiç. Ama keşke... Keşke her şey ilk günkü gibi taze kalabilse. Öldürmeye mi geldin be? Tamam. Öldür ama acımasın. Biz seninle boş bir iddiaya girdik Öykü. Ben zaten kaybetmiştim. Ben sensiz yapamam ki. Yapamam asla. Sana ihtiyacım var. Nefes almak için, gülmek için. Öldürmek diyorsun. Biz ancak birbirimize hayat veririz. Sen benim en güzel öykümsün. Ve bu öykü hiç bitmesin. Seni çok seviyorum sevgilim. Teşekkür ederim. Sen çok mu seviyorsun Mete'yi?
Tabii. Tabii seviyorum. Seviyoruz biz birbirimizi yani. Nesini seviyorsun sen Mete'nin? Dürüst bir kere. İyi bir insan sonuçta. Hem eğleniyorum onunla birlikteyken. Masum hissediyorum. Çünkü o da çok masum biri. Bazen çok komik aslında, biliyor musun? Sen tanımıyorsun ki Mete'yi kızım ya. Tanımıyorsun sen onu. Birini sevmek için önce onu tanımak lazım. Birini sevmek onun kaşını gözünü sevmek değil ki. Mesela Mete sağını solunu karıştırır. Ya da mesela Mete UFO'lara inanır, biliyor musun? Ben Mete'yi UFO'lara inandığı için seviyorum. Ya da Mete sabahları uyandığında suratsızın tekidir. Ama o kadar güzel bakar ki. Sen bunu biliyor muydun? Bilmiyordun tabii. Çünkü sana hiç öyle bakmadı, eminim. Mete ensesinden uylanır mesela. Ya da Mete 20 yaşına kadar hiç peynir yememiş. Rüyasında konuşur güvendiği insanların yanında. Kendine öyle koy verir ve konuşur rüyasında. Mete'nin en büyük hayali İngiltere'ye yerleşmektir. Bunu da kimse bilmez, sadece bana söylemişti. Mete'nin ayakları üşür kız gibi. Bunu da bir tek bana söylemişti. Sonra Mete çok inançlı biridir. Dua eder. Biz de beraber dua ederdik. Birbirimiz için. Hiç ayrılmayalım diye. O yüzden şimdi gelip bana Mete'yi seviyorum falan deme. Siz olsa olsa birbirinizden hoşlanıyorsunuzdur, o kadar. Birini sevmek karşılık beklemeden olur. Birini sevmek hesapsızca olur. Birini sevmek bir limanda hiç dönmeyeceğini bildiğin bir yolcuyu beklemek gibidir. Ya da ne bileyim, birini sevmek yanlış olduğunu bildiğim bir fikri yine de ölümüne savunmak gibidir. İşte ben böyle seviyorum Mete'yi. Ve şimdi sana bir kez daha soruyorum Naz. Sen Mete'yi gerçekten seviyor musun? Yat Zıbar. O halde hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı olur inşallah. Yaşasın. Burada yeni bir başlangıç yapacağız Şeyma. Tarihi yazacağız, tarihi. Yürü be. Kim tutar seni? Kimse. Kimse tutamaz beni. Vallahi çok pısıkaza geldim Şeyma. Ben bu mahallede yeniden doğacağım. Özüme döndüm kızım, özüme. Sen, ben, annem, Esibel'le Burcu da var. Burası artık hepimizin, kızların yeni üssü. Bizim yeni dayanışma noktamız. Oo, dernekçiliğe doğru gidiyoruz yani. Ne sandın kızım, tabii. Hatta birazdan ilk eylemimizi gerçekleştireceğiz. Kız, biz butik mi açıyoruz, örgüt mü kuruyoruz? Korkma canım sen, korkma. Sadece küçük bir intikam davası. Çok eğleneceğiz. Sana danışmak istiyorum. Senden, evet, senden yardım istiyorum herhal. Yani bir anne olarak beni anlayabileceğini düşünüyorum. Öykü ile Ayaz'ın arasını sen bozdun yine, değil mi? Ve yine sen düzeltmek istiyorsun. Ve bunun için benim yardımıma ihtiyacın var. Ben kendimi kaybettim Meral. Yakınımdan biri olamazdı. Beni tanımayan birinin benim kendimi bulmama yardımcı olması gerek. Sen maneviyatı yüksek bir kadınsın. Ben dünyevi dertlerde boğdum kendimi. Bana niçin yaşadığımızı bir daha hatırlatmanı istiyorum. Bana yardımcı olur musun Meral? Oğlumu geri kazanmakta, yaptıklarımı telafi etmekte yardım eder misin? Ya inanamıyorum kızlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Sibel ve Burcu'dan hayırlı olsun hediyesi. Güle güle kullan canım benim.
Ya of, iyi de ben hiçbir şey almadım ki ya. Ay Şeyma'cığım ya, senin varlığın yeter, ne hediyesi? E bizim de varlığımız yeterse o zaman geri götürelim masaları, sandalyeleri. Sonuçta bir sürü para verdik. Ay şaka şaka, çok ucuzdu. Şaka şaka, o kadar da ucuz değildi. Ya Burcu. Ay tamam ya, ben gülelim diye şey ettim. Yoksa bir şeyin manevi ve maddi değerini ayırt edebilecek kadar kafamız çalışıyor herhalde. O zaman ilk operasyonumuza hazır mıyız kızlar? O ne ya, ben hala hiçbir şey anlamadım. Anlatmadın mı? Yok, sürpriz olsun. Her şey tamam değil mi? Tamam tamam. Sabah gittik biz, beraber hallettik. Hiç kimsenin bir şeyden haberi yok. Kimlerin ya? Sabret canım, sabret. Hadi otur. Aa! Ya! Başlıyor. Uyudu. Vallahi billahi uyudu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Resmen gitarın sesine uydu çocuk ha. Ben bu işi parayla yaparım artık. Bebek uyutma 50 lira. Nasıl fikir? Ben söyleyeyim Emre'cim. Berbat. Eyvallah. Kızlara bak ya. Akılları sırak batıkları bize kakalayıp bizden intikam alacaklar. Bak 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 bak, zekaya bak. Oğlum dört adam bir bebeğe bakamayacak mıyız ya? Abi zaten bebeğe bakmak bebek işidir ya. Hatırlıyor musunuz? Bir keresinde böyle bir Tonga'ya gelmiştik ama bir daha yemezler. Tecrübeliyiz abicim. Ya çok yazık bu kızlara da ya. Var ya, çok yanlış yapıyorsunuz gençler. Yani bu kızlarla aşık falan atılmaz. Yemin ediyorum bu kızlar adamın aklını alır. Benden söylemesin. Ya oğlum, oğlum Mete, sen dün bizim kızlara yaptıklarımızı tam anlamadın galiba. Asıl siz dün kızların bana yaptıklarını bir duysanız. Aman be Mete ya, bir şey olmaz. Kız bunlar, neyi akıl edebilirler ki? Bakın arkadaşlar, taş devrinden beri durum şudur. Erkek dışarı çıkar, savaşır, eve ekmek götürür, kadını korur, kadın da evde oturur. Doğru diyor valla. Adamlar ta kaç sene önceden çözmüşler meseleyi. Bu kadar basit. Yani erkeğin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Abi zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bir bebeğe var ya, bebek bile bakar ya. Akılları sıra bizle oyun oynuyorlar. Kıyamam ya, kıyamam ya. Sen dur İlker, sen dur. Bak son gülen iyi güler. Hadi aslan oğlum be, hadi oğlum be. Şimdi kakı zamanı. Galiba kakasını yaptı, ben bir bakayım şuna. Ha. Oğlum. Demiştim size, kaka yapmış. Ah oğlum, ah. İşte ah, başlıyor. Oha! Oha! Aşk olsun sana ya. Ya 2 gram şey yiyip 300 gram şey çıkartmak neyin nesiymiş Allah aşkına ya. Of! Ne oldu lan? He? Hani en sevdiğin sistem, boşaltım sistemiydi, ne oldu? Ben öyle bir şey mi söyledim? Ha. Ya ay, dilime eşek arası soksun, eşek arası soksun dilimi ya. Oğlum ben hayatımda böyle pis bir şey görmedim. Sanki sen hayatında bunu yapmadın Ayaz ya. Hepimiz geçtik bu yollardan, hepimiz kaka yaptık. Hepimizin birileri altını değiştirdi yani. Hayatınızda hiç kaka yapmamış gibi davranmayın lütfen ya. Al şunu. Ben tutamam bunu, alıp dur. Ayazık'ı mı alın iken al şunu ya? Bu iş beni aşar abi.
Sen de ortağız falan da bir yere kadar yani İlker, kusura bakma. Ay öf, çok fena ya. Bak ya, biz daha bir şey yapmadan ne hale düştüler ha. Bunlar daha başlangıç canım. Ay çok heyecanlı, keşke popcorn olsaydı. Oğlum İlker! Oğlum bu niye bana sürüyorsun lan? Üstüm başım mahvoldum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Dur bir ya, dur. Babaların suratına işenir mi ya? İlker, gülme komşuna gelir başınaymış değil mi? Aynen Mete, eden bulur. Oğlum siz de iyice şapşala bağladınız ha. Oğlum sen ne içiyorsun ya? Süt. İyi de Sibel'in sütü o. Eyvah! Ateş ölçme saati geldi beyler. Ne? Ateş ölçme saati geldi. Ne olur ne olmaz abi, ateşini ölçelim ya. Sibel bu konuda çok titiz. Günde 86 defa ateşini ölçer. Ölçeceğim abi, bir saniye dur. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Neden? Derece bozuk da ondan. Siz var ya çok fenasınız. Ay ne var kız, eğleniyoruz şurada. Ay yok kız, hayranlıkla izliyorum. O zaman bekle, şimdi neler olacak? Neler olacak? Sevgili komşularım, sizden şimdiden çok özür dilerim. Oğlum 39 derece diyor. Bakayım. Oğlum gerçekten ateşi var lan. Oo, hakikaten ha. Oğlum ne yapacağız? Şimdi sırası mıydı ya? Neden ben ya? Şimdi Sibel beni suçlayacak. Doktora götürelim bence ya. Arkadaşlar ben size söyledim, biz bu işleri yapamayız dedim. Arayın kızları, gelip alsınlar çocuğu, hadi. Hayır! Aramak yok, pes etmek yok, pes etmek yok. Bu ne ya? Çocuğu unuttuk lan! Çocuğu unuttuk! Allah! Oğlum nereden geliyor bu ses? Hayat ne bileyim ama sustursana sen şu sesi bir. Nereden bileyim, nereden susuyor? Lan dur! Lan oğlum! Kralım anasını satayım ya! Dur lan, neyi kırıyorsun? Beyler! Çocuk ateşli beyler! Ateş içinde yanıyor çocuk! Lan bana bakın, ev gerçekten yanıyor olmasın ya? Ne? Ev mi yanıyor? Tamam sakin, sakin. Yanmıyor, kimse bağırmasın. Oğlum 39 derece ateşle yanıyor şu anda. Bir dakika, bir dakika. Kızları arayın. Hayır, kızları aramayalım. Bir çocuğa bakamadınız dedirttirmem. Ya oğlum İlker, bak doktora götürelim şunu, hadi. Doktora gidelim. Sibel bir adres vermişti bana, bir saniye.
Evet, Nusret Bey. Doktor Nusret, hadi gidelim. Tamam. Gidelim. Hadi dışarı, dışarı, dışarı. Tamam, tamam. Çıkarken ben susturacağım. Hadi, hadi. İşte bu kadar. Vallahi bir şey değil mi? Siz resmen örgüt olmuşsunuz ha. Ne sandın kızım? Ay. Ay ne olmuş burada böyle? Meral. İş başa düştü canım. Ay. Ay bu da böyle. Oğlum burası Öykü'nün mahallesi değil mi? Ya tamam tamam da işte Sibel'in yazdığı doktor adresi burası tam olarak. Rezil oldum şu an. Sibel çocuk ateşli, yanıyor çocuk. Ay yok canım. Bozuk derece teknolojisi. Made by Sibel. Nasıl? İşte bunu hiç sevmedim. Ben söylemiştim abicim. Ben size demiştim kızlarla aşık atılmaz, kızlardan korkulur demiştim. Neymiş efendim? Demek ki kadınlara ihtiyacınız varmış bazen, değil mi? Burcu'ya bak sen Burcu'ya. Esas sen kendine bak kendine. Şelalelerde yıkayalım istersen seni, böyle temizlenirsin. Bu dükkan var ya, bu dükkan. Benim yeni iş yerim. Oh yürü. Aslan. Bravo sana. Harika. Bu mahalle var ya, bu mahalle. Benim yeni evim. Oh. Muhteşem. Sen var ya sen. Ben var ya ben. Neyse. Eski Öykü geri döndü. Artık Ayaz düşünsün. Ya Öykü, şu cümlelerin var ya, çok çocukça. Yani Sibel, senin ne var ya, alacağın olsun gerçekten ha. Aşk olsun. Yani şey ma, sen de bunlara çanak tutuyorsun ya. Kes sesini Mete. Sen de Emre, sen de İlker, sen de Ayaz. Oho, bir dakika ne oluyor ya? Ne demek kes sesini? Konuşacağız tabii ki. Aynen konuşacağız, bir saniye. Ne konuşacağız? 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 Ne kesin bir bomba patlatacak. Kesin bir bomba var. Boş ver ya, boş ver. Yani büyük bir bomba bekliyorum bu akşam. Şimdi biliyorum hepinizin aklında bir soru var. Bu sefer Önem ne yaptı? Yani bu sefer nasıl bir kötülük gelecek ondan? Hepinize bunu düşündüren Önem'i ben bugün içimde öldürdüm. Artık o gözü kara, o hırslı, o düşüncesiz Önem yok. Ve hepinizin karşısında
af diliyorum. Gerçek Önem af diliyor sizden. Umarım beni affedebilirsiniz. Ben çünkü çok hata yaptım. Canımdan çok sevdiğim oğlumu üzdüm. Hiç hak etmediği halde Öykü'yü üzdüm. Erkek kadına ihtiyaç duyar değil mi? Kadın da erkeğe, yani siyah beyazdan nasıl ayrılamazsa kadınla erkek de birbirlerine her zaman ihtiyaç duyan varlıklar. Sizin aşkınız, birbirinize olan sevginiz, güven duygunuz buradaki herkese örnek oldu. Bunu hiç kimse yıkamadı ve yıkamayacak da. Ben çok çift tanıdım. Ama tanıdığım bir çift var. Onların ruhları bile aynı olmuş. Öykü ve Ayaz. Onlar hiç ayrılmayacak. Tamam, bu boşanma belgelerini falan unutun. Onları ben halledeceğim. Meral bana yardımcı olacak. Sağ olsun. Sağ ol Meral. Sen olmasan bu geceyi halledemeyecektim. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İkiniz de çok seviyorum. Bunu bilin. Tamam. Her şeyim bu kadar çabuk eskiye döneceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Özellikle benim güvenimi kazanmak hiç kolay olmayacak. Tamam, biliyorum, biliyorum. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Ne yapsam bunun altında da bir bit yeniği arayacaksınız. Ama lütfen, lütfen bana biraz zaman verin. Göreceksiniz. Değiştiğimi göreceksiniz. İşte benim aşık olduğum kadın. Keşke her zaman böyle olsa. Sana bu soruyu soracağım. Hiç aklıma gelmezdi. Hangi soru? Bana bu dansı lütfeder misin? Memnuniyetle. Yolumuzda seni cevap vermek için zorlamayacağım. Sadece dans etmek istiyorum. Benimle dans eder misin? Olmasan yanımda, olmasa senden bir parça, nasıl yaşar ki bu kalp tek başına?
Ben ne yapayım? Gideyim mi yani? Ne yapayım? Hala annenin önünde kalmaya devam edecek misin? Bence bir süre böyle iyi. Yani fena mı? İlk günlerdeki gibi. Hiç özlemiyor musun? Özlemez olur muyum? Uyuyamadım hiç. Dün gece neredeyse kovuyordun beni. O gerçek miydi? Bu nasıl bir soru şimdi? Yok. Öylesine. Sen benim kahramanımsın. Sen de benim tatlı belamsın. Ben sensiz yapamam. Bunu anladım. Ben daha ilk dakikanı anlamıştım. Bu evde tek başına. Ben daha kapıdan çıkarken biliyordum. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Seninleyken her parça tam eksiksiz. Ben dün gece için çok özür dilerim. Şeyma, ben her şeyin farkındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Sadece dünkü tesisat muhabbeti değil. Son birkaç haftadır ki bakışmalarımız, konuşmalarımız, senin imaların. Ben de aptal değilim. Her şeyin farkındayım. Ama biz denedik, olmadı Şeyma. Bizim yolumuz karanlık. İkimiz de aynı anda iyi olamadık hiç. Kötü olan diğerini hep aşağı çekti. Peki ya şimdi Mete? Şimdi ikimiz de iyi değil miyiz? Evet. Yani belki iyiyiz ama ben her şeye rağmen Naz'a bir şans vermek istiyorum. Bak Şeyma, eğer biz birbirimiz için yaratılmışsak gün gelir yollarımız yine kesişir. Yani sabah bir kalkarız ve gözlerimiz yine birbirini arar ama Şu an böyle iyiyiz. İyiyiz ya. Tamam. Rastlantılar bulmuş ikimizi, öyle mi dersin? Öyle mi? Olmuyor. Sensiz geçmiyor. Kocaman gözlerinde rüyanın sırrı var sanki. Ne anlatsan inanırım peri kızım. Çünkü sen bir baksan su durur, akmaz. Bir sözünle canlanır kalbim. Bütün mucizeler gerçek seninle. Ne anlatsan inanırım peri kızım. Çünkü sen bir baksan aşk olur, şaşmaz. Bir öpüşünle tüm dertlerim son bulur. Bütün masallar gerçek seninle. Emre. Daha bitmedi tabii. Ama bittiği zaman önce şiir, ondan sonra da galiba güzel bir şarkı olacak. Evet. Ama ben seni yine de çok severdim, biliyorsun değil mi? Sen hep sev beni. Sen de beni. Çok korktum, biliyor musun? Acayip korktum. Belki hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Neden? Batıkan için. Gerçek sandım ya. Bak sen ve Batıkan, siz benim her şeyimsiniz.
Size bir şey olursa ben yaşayamam. Keşke her şey farklı olsaydı. Böyle olmasaydı. Sibel. Ben sensiz yapamıyorum. Benle de yapamıyorsun İlker. Benim için de öyle. Ama olmuyor. Bak çıkmaz bir sokakta sıkışıp kaldık. Kaldık İlker. Ne seninle ne sensiz. Ne seninle ne sensiz. Ah aşk ah. Bir gün benim de kapımı çalarsın elbet. Kasa tam şuraya gelir. Böyle öyle açık olsun ki insanlar senin tasarımın için sıraya girecekler inşallah. Değil mi Öykü? Ay duvarları da kırmızıya mı boyasak acaba? Ay yok ya, ne kırmızısı, şöyle ferah bir şeyler yapalım. Ayrıca o son poğaça benim, ona göre. Aman tamam be, al. Öykü. Canım sen iyi misin? Ay yemek de yemedim bu. Ay yok, hayalet gibi kaç gündür. Ya midem bulanıyor birkaç gündür. Ay ye işte bir şeyler, ye gelir. Yok ya, iştahım yok. Hem başım falan da dönüyor. Ay Öykücüğüm sen beni dinle bak, bir şeyler ye, gerçekten iyi gelir. Ay istemiyorum diyorum Burcu ya, niye üstüme geliyorsun? Kızlar, siz de benim düşündüğüm şeyi düşünüyor musunuz? Galiba öyle. Sibel. Ay kuvvetle muhtemel. Ay ne diyorsunuz siz ya? Şimdi elimizde ne var bir bakalım. Mide bulantısı. Mide bulantısı. Kusmalı şeyler. Kusmuklu şeyler. İştah yok. No iştah. Öykücüğüm, tuvalete gitme sıklığındaki artış? Yani. Çok tuvalet. Çok tuvalet. Peki, göğüslerde böyle bir büyüme, hassasiyet falan? Ay ne diyorsun Sibel ya? Cevap ver sen, cevap ver. Yani belki biraz işte. Ruh halinde dengesizlik ve göz çok. Ayrıca eklemek isterim ki Öykü geçenlerde rüyasında ne görmüştü? Çocuk görmüştü. Galiba düşündüğümüz şey. Öykü, inanmıyorum. Ay sabah sabah ne oluyor size ya? Öykücüğüm, tüm verileri karşılaştırdığımda ve kendi yaptığım hesaplarıma göre hazırsan söylüyorum. Hayır, ben ablam. Hayır, ablam. Ben ablam. Ben ablam.
şaşırt bugün beni.